amca. Merhaba Ömer. Girebilir miyim? Ya gel tabii, gel gel. Nasılsın? Daha iyi misin? Hiç iyi değilim biliyorsun. Biliyorum. Sen de beni teselli etmeye geldin öyle mi? Hem öyle hem değil. Benim durumum da karışık. Yani bu akşam burada kalsam iyi olur. İyi olur. Kim için? İkimiz için. Ömer oğlum, biz Neriman yengenle ayrıldık. Ne? Ya niye, ne oldu? Yani bir takım olaylar, bir takım konular hakkında fikir ayrılığı yaşadık. Amcacığım saçmalama, 30 yıllık bir evlilikten bahsediyoruz. Yani fikir ayrılığı mı kaldı? Neyin fikri, neyin ayrılığı? İşte öyle. Ne sen sor, ne ben söyleyeyim. Hiç anlatasım yok. Sıcak daha olay, biraz soğuz. Peki. Bu akşam amca yeğen şöyle birbirimize destek olalım, birbirimizin yanında olalım, olmaz mı? İyi olur. Olur amca, olur. Sen nasıl istersen. Ha, eğer senin anlatasın varsa ben dinlerim. Defne hakkında yani. Amca hiç konuşasım yok. Defne hakkında hiç konuşasım yok gerçekten. Bak yine bunalıyorum. Hemen bir hava alacağım. Aman ya, ne çoktan seçmeli bir ilişki bu. Doğru cevaba direkt atlayamıyor muyuz? Keşke ama. Öyle bir şey bulan yok da. Nihan. Hı? Ya ben çok kötüyüm kızım ya. Bayağı kötüyüm yani. Ben eski halime hiç dönemeyecek miyim? Cık. Sanmam. Yani aşktan önce aşktan sonra diye bir durum var sonuçta. Bittin diyorsun yani. İflah olmazsın diyorum. Arayın Neriman Hanım, arayın. Siz de arayın. Tabii canım, bende zaten açıklama çok ya. Ne olacak? Size de ayarlarım ben bir şey. Aç bence. Ya şimdi gelir melir. Gece gece ortalığı ayağa kaldırmaz. Efendim Neriman Hanım. Evin önündeyim. İn aşağı. Nasıl? Bizim evin önünde. 5 dakikaya burada ol. Allah kahretsin ya. Evin önündeymiş kızım. Hadi diyelim ki Ömer hayalde ama bu basbayağı gerçek. Vallahi şimdi elinde böyle kızgın maşayla beni bekliyordur. Boş ver, gitme. Oldu canım. Sen gerçekten bayağı bayağı beni gözden çıkardın galiba. Ha? Arkadaş ben de bugün ne desem olmuyor ya. E gitme adam. Gideyim, gideyim, evet gideyim ben. Gideyim ben.